Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi yeni adayımızla birlikteyiz. Önce adayımız kendini tanıtacak. Daha sonra araç tanıtımıyla birlikte başlayacak. Sınavın hazırlık aşamasındayız şu anda. Evet, kimleyiz şu an? Merhaba, ben Aleyna. Bugün kursumuzun adayı olarak videoda bulunuyorum. Yarın sınavım var. Bugün araçla ilgili son rütuşları bahsedeceğim. Süper, evet. Başlayalım kaputu açmakla Aleyna. Kaputumuz nereden açılıyor? Önce onu gösterir misin bize? Evet, çektik. Ön taraftan kaputumuz açıldı. Duruyorsun. Ve içerideki parçaları sayabiliriz. Evet, sigorta, akü, hava filtresi, fren hidrolik yağı, motor yağı dolum yeri, evet. Ölçüm çubuğu, radyatör suyu, aynı motor soğutma suyu, evet. Silecek suyu, radyatör. Radyatör de buranın altı. Evet, kapatıyoruz. Bu taraftan gel böyle, lastikleri kontrol et, böyle gel. Lastikleri nasıl kontrol edeceksin? Ya, ayağınla vurarak, aynen öyle. Doğru, gel devam et. Arka bagajımızı açıyoruz. Bagajdaki tanıtımlarımızı yapacağız şimdi. Evet, burada, sayar mısın bize? Aracı kaldırmak için kliko. Süper. Tekerlekleri çıkarmak için jön anahtarı. Evet. Çekme için çekidemeyi, evet. Çeki alatı, süper. İki tane üçgen reflektör. Evet, reflektör peki kaç metre mesafeye konuluyor? Şehir içi aracın arkasına ve önüne 30 metre, şehirler arası 150 metre. Süper. İlk yardım çantası, yangın söndürme tüpü. Evet, ve stepnemiz nerede? Step. Alt kısımda, evet. Peki, o zaman şimdi aracın içine bindik. Evet Aleyna, şimdi aracımızın içine bindik. İçinde neler yapmamız gerekiyor? Koltuk ayarı yapacağız kendimize göre. Evet. Emniyet kemeri. Hı-hı. Aynalar şuradan. Evet, aynaları. Yani sola bir tur, sağa bir tur bu şekilde, evet. Oynatarak. Aynalarımızı ayarlıyoruz. Arkadaki iki koltuğun arasından görecek şekilde. Aynen öyle. Evet. İçini kısaca hemen bize bir tanıtır mısın? Burada motor devir göstergesi var solda. Sağ tarafta aracın yakıt göstergesi. Hı-hı. Burası araç bilgisayarı. Park lambamızı açar mısın bize? Şu şekilde öne doğru bir tur çevirdiğinizde park lambası. Bir tur çevirdiğinizde kısa farlarınız, aşağı ittiğinizde uzun farlarınız. Süper, evet. Silecek kolumuz hangisi? Silecek kolumuzu da bir göster bize. Silecek kolu sağ tarafta. Bir tur çevirdiğinizde arka sileceğimiz arka çalıştı. Silecek. Bir tur daha çevirdiğinizde arka silecekten su. Süper. Aynen öyle. Su atar. Peki ön aşağıya, sileceği. Aşağıya iki tur çevirdiğiniz zaman 3 kademeli hatta. Aynen öyle. 3 kademeli toplamda hızını ayarlıyoruz ve ön sileceğimiz çalışıyor. Evet. Bu kısımdan hemen bize bir bahseder misin? Radyo tep ekranı. Burada sıcak soğuk ayarı klima ile ilgili. Burada açma kapama tuşu şiddetini ayarlıyoruz. Aynen öyle. Burada nereden gönderileceği ile alakalı havanın. Evet. Burası araç içi hava sirkülasyonunu sağlıyor. Süper. Burası arka cam rezistansı. Oradaki buğulanmayı engelliyor. Peki aracımız kaç vitesli? Aracımız 6 vites, 5 ileri, 1 geri, 2 evet. Fren, 1 ayak, 1 el freni. 1 ayak, 1 el freni. Süper. Aynen öyle. Evet, çalıştırıp başlayabiliriz. Devreye şuraya. Evet, önce sola sinyal verdik. Aynamızı kontrol ettik. Ve dikkatli bir şekilde çıkışımızı sağlıyoruz. Araç geliyorsa kesinlikle çıkış yapmıyoruz. Müsait hissettiğimiz an dikkatli bir şekilde çıkabiliriz. Şimdi ilk önce Aleyna park alanına gidiyoruz değil mi? Evet. Park etme yapacağız. Aynen öyle. Ben inip seni dışarıdan da çekeceğim. Dikkatli bir şekilde neler yapacağımızı da anlatacağız. Önümüz doluysa sola geçip tekrar ileride boş bir yere girebiliriz. Önümüz boşsa eğer burada da park etme yapabiliriz. Devam edelim. Hiç acele etmeden. Biz hangi şeride geçeceğiz şimdi? Aynen. O yüzden sağ sinyalimizi verdik. Aynamızı kontrol ediyoruz. Boş yerimize doğru yanaşıyoruz. Süper. İlk önce daha girerken Aleyna beyaz şeride doğru yanaştı. Ayrıca şu an aynalarını indirerek çizgiye yanaşıp yanaşmadığını görecek. Biz de dışarıdan çekelim. Önce dörtlüsünü yapıyor ve
aynalarını indiriyor ilk önce burada. Daha sonra uygulamaya geçecek. Bu dubaya da girebilirsin. Bu duba da olur. İlla arkaya gitmek zorunda değilsiniz. Herhangi bir duba da olur. Önemli olan beyaz şeride yanaştıktan sonra dubanın ucunu sağ arka camın köşesinden görüp tam sağ yapıp direksiyonu tam sağlı bir şekilde geliyorsunuz. Sol arka lastiğiniz beyaz çizginin üzerine bastığında duracaksınız. Ve tam sol yapıp dikkatli bir şekilde geliyorsunuz. Kesinlikle ön dubaya değmek yasak. Ön dubaya kesinlikle değmiyorsunuz. Arka dubaya kesinlikle değmiyorsunuz. Ve bu sarı çizginin iç tarafında kalmayacaksınız. Sarı çizginin üstünde ya da bu tarafında. Ve şu an evet aleyna gayet güzel bir şekilde parkını gerçekleştirmiş oldu. Süper. Evet aleyna. Gayet güzel. Direksiyonu düzelttikten sonra aynaları düzeltiyoruz. Aynen öyle. Dörtleri kapattım. Sola sinyal verdim. Ama aracı biraz geri alacağım. Çok fazla gelmemeye özen gösterin. Evet. Sola dikkatli kör nokta kontrolünü yaparak kendi şeridine çıkıp devam ediyor. Süper. Kendi şeridinize çıktıktan sonra şeridiniz doluysa sola sinyal verip aynen öyle dikkatli bir şekilde kontrollü bir şekilde geçebilirsiniz. Ve daha sonra tekrar sağ sinyal verip L park sırasına giriyorsunuz. Çok güzel. Burada araçlar ilerledikçe biz de ilerleyeceğiz. Kolay bazı teknik şeyler olduktan sonra onları takip ederek çok rahat paralel parkı gerçekleştirebilirsiniz. Burada çizgiyi geçmemeye özen gösteriyoruz arka sol tekeri. Tam üstüne basla duruyoruz. Sonrasında aracımızı toplayıp geliyoruz. Aynen öyle. Süpersin. Şimdi o zaman L parkta görüşeceğiz. Hadi bakalım. L parka doğru gidiyoruz şimdi. Önce şeridimizi şu iki şeridi ortalayarak gidiyoruz değil mi Aleyna? Evet. Bu iki şeridi ortalayarak gittik. Direksiyonumuzu düz tutuyoruz. Herhangi bir yamultma yapmıyoruz. Paralel dubamızı... olduğu gibi dubayı göreceğim şekilde. Aynen öyle. Dubayı ondan sonra kaybettiğin an durman gerekiyor durduğun yerde. Kendini çok ileriye atma. Ben inip dışarıdan yine çekeceğim seni. Evet. Yine camın köşesinden dubanın ucunu kaybettiği an duruyor. Tam sağlı bir şekilde geri gelmeye devam ediyor. Tam sağlı gelirken kesinlikle direksiyonu çevirmiyorsunuz. İki tarafa da burada da duba olacak sınav günü. Dubaları dememek önemli. Tekerlekleri düz olduktan sonra araç düzeltiyorsunuz ve dümdüz bir şekilde geri gidiyorsunuz. Aynen böyle. Evet ve çıkıyoruz. Gayet güzel bir park gerçekleştirdi. Aleyna çok güzel bir park gerçekleştirdin ve çok güzel oldu. Hatta nokta atışı. Evet, buradan çıkarken yine omuz bitişine gidiyoruz. Aynen öyle, çok güzel. Kendi şeridimizde. Kendi şeridimize çıkarak zaten başta sinyalini verdim ve kontrollerini yaptım. O çok güzeldi. Şimdi ani fren alanına doğru gidiyoruz. Verdikten sonra bir ilerideki alana gideceğiz. Çünkü burada araç var. Sinyalimizi verdik. Aynamızı kontrol edeceğiz şimdi. Herhangi bir motor, araç vesaire geçiyor mu diye. Sağ tarafa girişimizi gerçekleştiriyoruz. Evet, 30 km hıza çıkacağız ve ani fren yapacağız. Aynen öyle. Frenle debriyaj evet bastı. Debriyaj ve frene tamamen bastıktan sonra araç ani bir şekilde gördüğünüz gibi durmuş oluyor. Güzel.
Ani fren alanından çıkıyoruz. Şimdi sola sinyalini verdi. Aynasını kontrol ediyor. Ve yol müsait olduğu an çıkışını gerçekleştiriyor. Kesinlikle acele etmiyoruz. Kontrollü, dikkatli bir şekilde. Güzel. Tümseklerde birinci viteste geçin. Şu an Aleyna'nın yaptığı gibi kontrollü, dikkatli bir şekilde aracın daha minimum seviyede sarsılmasını sağlar. Adanın etrafından sola dönüş yapacağımız için zaten sola sinyali verili. Evet, bu saatten sonra artık Aleyna anlatsın bize adım adım her şeyi. Sola yaptıkça anlat her şeyi. Gerçekleştirdikten sonra sağ sinyal veriyoruz. Evet. Yolun boş olduğu bir anda sağını kontrol ediyor. Yol boş olduğu anda dediği gibi geçişini gerçekleştiriyor. Ortalama 30-35 km hızlarında gittiğiniz zaman kesinlikle bir sorun, bir problem yaşamazsınız. Hız sınırınızı koruyun. Bu güzergahta şeritlere özen gösteriyoruz. Emniyet şeridini ihlal etmemeye çalışıyoruz. Süpersin, evet. Gerek olmadıkça önümüzdeki aracı sınav esnasında sollamıyoruz. Süper, en doğru davranış. Koruyoruz. Çok güzel. Aleyna bunlara çok çok dikkat etmiş. Gayet güzel. Bu şekilde bize bilgileri verdiğin için demek ki artık bunları kafanda tamamen oturtmuşsun demektir. Gayet güzel. Tabii ki yolda giderken ara ara aynalarınızı da Aleyna'nın yaptığı gibi kontrol etmeniz gerekiyor. Sadece şeridimizde gidiyoruz diye hiç aynalara bakmayacağız diye bir şey yok. Tabii ki çoğunlukla gözünüz yolda olacak. Siz ne yapacaksınız? Saniyelik bir şekilde aynanıza baktınız. Tekrar yolunuza bakmaya devam edeceksiniz. Işıklarda ne yapmamız lazım Aleyna? Işıklara yaklaşırken frenle yavaşlıyorum. Vurmam gerekirse debriyaja tam basıyorum. Bir kesime düşürmem gerekiyorsa mutlaka ona dikkat ediyorum hızıma göre. Sonra kapat istersen, tam ses güzel çıksın. Önümdeki araçlar yavaşladığı için biri aldım. Mesafeden kırmızı ışığı takip edeceğiz kesinlikle. Ben de yavaşladım. Duracak gibi olduğum zaman debriyaja bastım. Ve birinci vitesi aldım. Güzel. Yeşil yanda takip ediyoruz. Gözümüz her zaman ışıklarda olacak. Dikkatli bir şekilde kalkacağız. Kesinlikle sarı veya kırmızı ışıkta geçmemeye özen gösteriyoruz. Işıklarda çok çok dikkatli oluyoruz. Kesinlikle kırmızı kural. Kırmızı ışıkta geçmiyoruz. Sınavda geç. Burada sağ sinyal veriyorum. Öndeki araçların arkasında. Evet. Sinyalimizi verdik. Sağ tarafta yokuş kalkış alanımızı kullanıyoruz. Burada ne yapmamız gerekiyor? Eğimli bir yol olduğu için stop etmeyeceğiz. Evet. Arabayı geri kaçırmayacağız ve sola sinyalimizi verip dikkatli bir şekilde çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Evet. Aracı birinci vitese alıyorum. Sinyalimi verdim. Yarım debriyaj yapıyorum ayağımı frenden çekmeden. Evet. Gazla besliyorsun. Gazla dokunarak. Evet. Çıkışını gerçekleştiriyorsun. Acele etmeden müsait olduğundan. Güzel. Evet. Aynen böyle devam. Çok güzel. Rampalarda
o zaman ne yapmamız gerekiyor? Yarım debriyaj, hafif titrediği an gazla beslememiz gerekiyor, değil mi? Evet. Bu şekilde eğimli yollardan rahatlıkla kalkabilirsiniz o zaman. Güzergahını bilmemek de aynı zamanda kalma sebeplerinden sınavda. Burası Bahçeşehir Boğazköy sınav alanı. Ortalama buralarda sinyalinizi vererek dikkatli bir şekilde sola geçmeniz gerekiyor. Aynen öyle. Şu anki gibi kesinlikle kontrollü. Sinyal verdikten sonra lap dalma diye bir şey yok. Aynı kontrol ediyoruz ve o şekilde geçişimizi sağlıyoruz. Artık aynı yolu dönüş noktamıza geldik, değil mi Aleyna? Evet. Bu adanın etrafından, yani kavşak, ortak alanı burası. Kavşağın etrafından sola dönüş yapacağız. Zaten Aleyna sola sinyalini verdi. Görebiliyoruz. Kavşak içindekilerine yol öncelik hakkında verdi. Dikkatli bir şekilde arkalarından devam ediyor. Buradan sola dönüş yaptığımız için sağdan gelen araçları kontrol etmemiz gerekiyor. Kesinlikle dikkatli bir şekilde dönüş olması için. Buradan döndükten sonra şeridime geçmek için sağ sinyal verdim. Trafiği evet. Yavaşlatmamak için. Sağ sinyal verip daha sonra sağ şeritten devam ediyoruz her zaman. Soldan neden gitmiyoruz? Sol şerit hızlandığı için, hızlı olduğu için trafiği hı-hı. Yavaşlatmamak adına. Evet. Kesinlikle doğru, güzel. Ederken Aleyna ara ara kontrollerini yapıyor bu arada. Yani tüm sürücülerin yaptığı gibi aslında. Sadece burada detaylara biz belirtiyoruz özellikle. Mesela ileride yine kırmızı ışık yandı. Bunu görerek şu an siz farkında değilsiniz ama yavaşlamaya başlıyor. Çünkü niye her zaman bir öndekini hesap etmeniz gerekiyor trafikte? Trafik çok önemli bir olay. En ufak hataya yer yok kesinlikle. Mesela yollarda nelere dikkat etmemiz lazım Aleyna? Yollarda diğer araçlara, yayalara, trafik kurallarına özen göstermemiz gerekiyor. Aynen. Biz kurallara uysak da başka sürücüler için ekstra özen göstermemiz gerekiyor, dikkatli olmamız gerekiyor. Süper. En önemlisi bu aslında değil mi? Biz ne kadar kurallara uyarsak uyalım, birisi illaki uymuyor arada. Evet. Maalesef diyoruz ama birisi illaki uymadığı zaman bizi ne yapıyor? Tehlikeye sürüklüyor aslında, kazaya sürüklüyor yani. Dolayısıyla biz bunlara sebebiyet vermemek için herkesten daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, yeşil ışığımız yandı. Dikkatli bir şekilde devam ediyoruz. Işıklarda özellikle hızlı gitmeyelim ki ışık bir anda sarı veya kırmızıya döndüğünde saniyelik bir olayla rahat bir şekilde durabilmemiz lazım bizim de kırmızıda geçmemek adına.
O yüzden kesinlikle ışıklarda daha dikkatli, daha yavaş bir şekilde gitmeye özen gösterelim. Aynı zamanda Aleyna'nın dediği gibi yayalara dikkat etmemiz lazım. Yaya yollarında özellikle. Bu tarz kurallara uyduğumuz sürece aslında kazalar da olmamış olur. Herhangi bir can kaybıyla da karşılaşmamış oluruz. Şu an video çekerken bile karşımıza çıkıyor aslında bak. Şerit değiştiriyor sağa sola, makas ata ata gidiyor aynı zamanda. Sinyal yok ve insanları tehlikeye atıyor değil mi Aleyna? Evet. İşte şu anda da birebir denk geldik mesela. Aslında plakayı alıp bunu bildirmek lazım. Sıradaki alanımız ne? Sıradaki alanımız 25 metre geri geri. Orada çizgilere basmamaya özen gösteriyoruz. Evet. Fazla hız yapmaya ihtiyacımız yok o yüzden. Aynen öyle. En önemlisi, çok güzel söylediğin. Tekrar söyle. Hız yapmaya ihtiyacımız yok. Kontrollü olmamız yeterli. Buradan kavşaktan sağa döneceğim. Sinyalimi verdim. Evet. Tümsek var, hızını azaltıyorum. Evet, tam debriyaj, hafif fren, vitesini 1'e aldı. Ve yavaş yavaş debriyajdan çekerek devam ediyor. Çok güzel. Dolayısıyla tümseği ve adanın etrafına 1 ile dönmüş oldu. Çok güzel. Burada da sağ dönüş yaparken tabii ki sol tarafımızı kontrol ettik. Ondan sonra tekrar sağ şeritten devam ederek 25 metre geri alanımıza doğru gidiyoruz. Evet, 25 metre geri alanımız sağ tarafta olduğu için sağ sinyalini verdi Aleyna yine. Herhangi bir dubanın önünden sağa doğru girdiği iki şeridini ortalayarak gidiyor. Tam debriyaj hafif frenle birlikte iki dubanın önünde duruyor. Aslında burada ben seni yine dışarıdan çekebilirim. En azından düz gittiğini görmüş oluruz yine. O şekilde yapalım. Herhangi bir şey olursa kulağım bende olsun zaten. Evet. Diye salla bakalım. Evet, dörtlüsünü yaktı. Kesinlikle iki şerit arasında düz bir şekilde iki çizgiye basmadan geri geri 25 metre gitmek zorunda. Ve Aleyna manuel araçta kesinlikle bunu başardı. Süper. Evet. Şimdi çıkışımı gerçekleştirecek. Aleyna süper. Gayet güzel oldu ve hiç çizgilere değmedin, dokunmadın bile. Araba sağa sola kesinlikle kaymadı bile. Buradan çıkarken de sola sinyalini verdi. Dikkatli bir şekilde kendi şeridine çıktı. Süperdi. Bütün parkurlar bitti dolayısıyla. Evet. Peki nasıldı? Kolay mıydı parkurlar? Bunu anlat bize. Parkurlar gayet güzel hızınızı koruduğunuz sürece. Zaten 30-35'in üzerine çıkmanız beklenmiyor sınav esnasında. Yani kontrollü bir şekilde gittiğiniz sürece sıkıntı olmuyor. Aynen öyle. Her şeye dikkat edeceksiniz ve öğretilen her şey sizin için. Bunu unutmayacaksınız. Dolayısıyla yolu bilmeniz gerekiyor. Biz bu güzergahta size yolu da göstermiş olduk. Dolayısıyla bizim için önemli olan sizin başarılı bir şekilde yarın öbür gün trafikte araç kullanmanız. Bu arada Aleyna manuel araç kullanıyor. Yani otomatik vesaire değil. Ne kadar kolay yapıyor gibi kesinlikle düşünmeyin. Aleyna burada kullanmaya başladı aracı ve manuel viteste araç kullanıyor. Gördüğünüz gibi gayet de başarılı. Birçoğu kişiye taş çıkaracak şekilde kesinlikle özellikle söylüyoruz. Tekrar asla bu pohpohlama vesaire değil. Çünkü şekilde gördüğünüz gibi biz araçta olmadığımızda bile kontrollü, dikkatli bir şekilde Aleyna parkurlarını ve yolunu rahat bir şekilde götürebildi. Ve en önemlisi şu an bile şerit değiştirirken sinyal veriyor ve biz bunu söylemiyoruz. Bu çok güzel ve önemli bir şey. Kesinlikle Aleyna'yı başarıya ve başarılı bir şekilde trafikte kullanıcı olmaya götürecek bir şey. Gayet güzel.
son olarak son dönüşümüze gidiyoruz. İleriden sola U dönüşü yaparak parkurumuzun son dönüşünü de sağlamış olacağız ve bitiş noktamıza doğru ilerleyeceğiz. Burası da eğimli bir yer olduğu için debriyajdan sonra hafif gazla, az önce rampada kalkma gibi gazla besleyerek kalkış yapabilirsiniz. Işıklarda burada beklemek zorunda oluyoruz. İlerledikçe devam edelim. Yeşil ışığımız yandı. Dikkatli bir şekilde dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Önce kaldırımı geçiyoruz. Daha sonra çevirmeye başlıyoruz. Güzel U dönüşü yaptık. Buradan yine trafiği boğmamak adına sağ şeride sinyalimi verip geçiş yaptım. Evet. Bizim başlangıç ve bitiş noktamız Bahçeşehir Boğazköy yolunda 30 numara. 30 numarada başlıyoruz ve 30 numarada bitişimizi gerçekleştiriyoruz. 30 numarayı da göstereceğiz zaten şimdi. Devam edelim. İleride demir kapıyı gördüğünüzde, aynen şu anda sinyalini verdi zaten Aleyna. Demir kapı ileride, bizim alanımızı doldurmuşlar. O beyaz aracın çıktığı yere biz giriyoruz. Orası bizim başlama ve bitme noktamız oluyor. Ve dolayısıyla böylelikle de parkuru bitirmiş oluyoruz. Süper. Aleyna, tebrikler. Teşekkür ederim. Umarız aynı şekilde sınavda da başarını gösterirsin. Zaten bütün alanı kendin tamamladın, öğrendin, biliyorsun. Bu çok güzel bir şey zaten. Umarız aynı şekilde yarın bir gün trafiğe çıktığında da dikkatli bir kullanıcı olarak devam edersin. Tamam. Güle güle. Hoşçakalın. Ders üçüncü dersimiz birlikte. Üç ders, aynen. Evet. Yarısını benle neredeyse o zaman. Evet. Her gün bagaj kaput tekrarlarını her dersten önce yaptık. Kendisi anlattı. Araç tanıtımını her gün yaptı. Bu şekilde. Güzel. Peki nasıldı? Verimli miydi? Anlayabildin mi? Önemli olan bunlar. İletişim kurabildik mi? Hep tartışım tırtmızlarla neler oldu? Yok, yani? Yok, çok bunlar keyifliydi. Anladın. Benim kişisel olarak ilk başladığım zaman, ilk kursa geldiğim zaman debriyajı tam anlamamıştım, kavrayamamıştım ne işe yaradığını. Burada onu da mantığına oturtmam açısından, hem kullanımını öğrenmem açısından hocalarımız çok yardımcı oldu. Bu şekilde. Dersler çok keyifliydi. Hocamız hiç kızmadı. Bırak şimdi, ben hep kızıyorum. Güzel. Kızmamamızın sebebi senin başarılı olmandı. Kesinlikle söylüyoruz. Bizden tabii ki zaten memnun kaldın. Onu istisnai bir şekilde geçiyorum. Bana benim ablam da buradan. O da güzel. Tamam, aile boyu bizdeler demektir. Evet. Peki şöyle, benden memnun kaldın mı? Benim için önemli kaldım olan kısmı bu. Kaldım. Çok teşekkür ederim yardımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Faydası olduysa ne mutlu. Evet, bu arada son olarak manuel vitesli araç. Onu tekrar gösteriyoruz. Aleyna'nın kullandığı manuel vitesli bir araç. Gelecekte başarılar diliyoruz. Hoşça kalın. Güle güle.